Merhaba arkadaşlar. Yine bir evrim ağacına cevap vermeye, yani tabiri caizse budamaya devam ediyoruz. Bu seriyi çok sevdiğiniz için seri halinde devam edeceğiz. Bu şekilde daha zevkli olduğunu düşünüyoruz. Başlayalım hemen. Fosillerle ilgili bir şey gördünüz işte şu fosil, şu canlı. İki şeyi sorgulamanız gerekiyor. Bir, o şey, o tür mü? O söylenen şey. Çünkü mesela işte gene evrim karşıtlarında çok görüyoruz bunu. İşte yarasa yazıyor mesela. Bir tane yarasa fosili koyuyorlar. Bir tane de günümüzdeki yarasayı koyuyorlar. İkisi aynı diyorlar. İlk sorgulamanız gereken şey yarasa ne demek? Şimdi gördüğünüz gibi Mert yine kendine has üslubuyla konuşuyor. Yani yarasanın ne demek olduğunu bilmeyen yoktur. Memelidir, kanatlıdır, uçar. Geceleri ortaya çıkar. Asılarak uyuyan bir hayvan. Şimdi yarasa fosili günümüzden 50 milyon yıl önce ya da 100 milyon yıl önce, belki daha eski, tarihini şu an hatırlamıyorum, önceleri yaşamış. Bir sürü yarasa fosili var. Yani binlerce yarasa fosili var. Ve bu yarasa fosillerinin her biri farklı bir yarasa cinsine ait yarasalar. Yani Amerika'daki yarasa farklı bir cinstir. Afrika'daki farklı bir cinstir. Ancak sonuçta hepsi yarasadır. Yani birbirlerinin genetik varyasyonlarıdır. Aynı türlerdir. Bu da yarasanın günümüzdeki haliyle milyonlarca sene önceki halinin değişmediğini gösteren bir kanıt olur. Şimdi Mert'in burada söylemeye çalıştığı şu. Mesela 50 milyon yıllık bir yarasa fosili var. Günümüzde de bir yarasa fosili var. Acaba bu fosil günümüzdeki bu örneğiyle aynı mı? Yani aynı cins mi demek istiyor? Bunun açıklamasını söylemeye çalışıyor. Şimdi öncelikle bu konuya girelim hemen. Şöyle diyelim ki milyon sene önceki yarasa ile günümüzdeki yarasa tür olarak aynı. Biyolojik olarak da aynı, fizyolojik olarak da aynı. Farkı ne? Farkı ne arkadaşlar? Farkı sadece cins farkı. Yani varyasyon farkı var. Bunun dışında hiçbir fark yok. Yine yarasa türüdür ve hiçbir değişim geçirmemiştir. Şu da var. Mesela Afrika'daki yarasa fosili var 50 milyon yıllık. Günümüzdeki de Amerika'daki bir yarasa fosili diyelim. Günümüzde yaşayan. Şimdi bunların arasında bazı cins farklılıkları olabilir. Ama sonuçta aynı türdür. Yani aynı yarasa fosilidir. Mert'in demeye çalıştığı şu. Afrika'daki yarasa fosilinin günümüzdeki örneği var mı? Günümüzdeki örneği yoksa o zaman bu fosil geçersizdir demeye çalışıyor. Halbuki ne alakası var? Afrika'daki yaşayan şu an ya da işte başka yerde yaşayan yarasayla bu fosil aynı değil mi? Aynı. Afrika'da şu an yarasa yok mu? Var. Aynı cins işte. Ki olmasa bile bu yarasa fosillerinin değiştiğini mi gösteriyor? Hayır, göstermiyor. Yarasa 50 milyon yıl önce nasılsa aynı şekilde duruyor. Yani böyle küçük kaçamaklarla akıl çelmesi yapmaya çalışıyor. Yanlış. Devam. Yarasa ne? Hangi yarasa? Hangi tür? Yarasa dediğimiz binlerce, on binlerce tür olabilir. Yarasa genellikle bu tür, mesela kuş, değil mi? Kuşlar bir sınıf, altında binlerce tür olan bir sınıf. Yani taksonomik seviyeyi koyamazsın oraya yarasa diye. İnsan mesela, yani insan hominid, hangi insan? Homo sapiens mi, homo ne? Yani bunu anlamak gerekiyor birincisi. Yani dediğimiz gibi burada cinsini, hangi cinsten olduğunu söylemeye çalışıyor. Yani yarasa ama hangi cinsi? İşte Afrika cinsi ya da Amerika cinsi. Ama sonuçta yarasa mı? Yarasa. Devam. İkincisi, ben bu şeyi tespiti yapmakta, kıyası yapmakta yetkin biri miyim? Ben bir fosile bakıp bir de canlıya bakıp bu ikisinin değişmediğini anlayabilme durumunda olan yetkin bir kişi miyim? Bana bu gösterildiğinde, bak bu ikisi aynı dediğinde ben buna evet aynı diyebilir miyim? Bunu çok atlıyor insanlar. Ben şimdi sana bir beyin taraması göstersem, hata nerede desem bu ikisi arasında göremeyebilirsin çünkü. Şimdi Mert burada çok uç noktalara kendini satıyor ama şimdi beyinle, yani beyin cerrahisiyle bir fosil kalıntısını nasıl bir tutabiliyorsun? Ya yani beyin cerrahisi çok karmaşık nörolojik bilgileri bilmen gereken tıp bilimiyle alakalı bir durumdur. Oysa fosillerde ilk başta görüntüyle alakalı bir durum vardır. Mesela arkeologlar, antropologlar, paleontologlar mesela bir yeri kazdıkları zaman orada bir böcek fosili görüyorlar. Bunun böcek olduğunu anlıyorlar. Diyorlar ki bu böcek ya da bu bir kuş ya da bu bir
ne bileyim eklem bacaklı. Neye benziyor diye şöyle bakıyorlar. Arıya benziyor, sineğe benziyor, yılana benziyor diyorlar. Yani bunu anlayamamak diye bir şey yok. Yani insanlar yılan gördüğünde yılan derler. Mesela arı gördüğünde arı derler. Mesela ya da diyeyim kağıda bir arı çizdiğin zaman dersin ki bu arı. Ya da bir at resmi çizdiğinde bu at dersin. Kağıda çizdiğinin resmin aynısı yeryüzü katmanlarında fotokopi olarak zaten çıkıyor. Yani çizim gibi çıkıyor. Net olarak çıkıyor. Mert'in burada ifade ettiği şey bunu karmaşık hale getirmeye çalışıyor ama bu şekilde değil. Sen onun biyolojik işlevini, anatomisine girmeye çalışıyorsun. O ayrı bir konu. Sen benzerlik yönüne bakacaksın. Benziyor mu? Hangi tür? Kuştur. Kuş mu? Kuş. Bitti. Neyi anlatmaya çalışıyorsun? Değişmiş mi? Değişmemiş. Bitti. Yetkindeyiz. Ben de göremem. Yetkin değilim. Aynı şey fosiller için de geçerli. Bir fosili bulup ona benzeyen bir canlıyı bulmak algıda seçicilik bir kere. Bu şekilde yapılan bir bilim yok yani. Dolayısıyla fosillerle ilgili çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Yani böyle fosilin dış hatlarına bakarak, aa hakikaten ya bunun burnu da, bunun da burnu var, bunun da burnu var. Aynı canlı. Bunun da kanadı var, bunun da kanadı diyemezsiniz. Şimdi bu algıda seçicilik olayını evrimciler kendileri yapıyorlar. Mesela bir maymun fosili gösteriyorlar. İşte parmakları insana benziyor diye yan yana koyuyorlar ya da başka bir canlıyı gösteriyorlar. İşte yunusları gösteriyorlar. Kemiklerin elleri, yüzgeçlerindeki parmaklar insana benziyor diye, aa insandan gelmiş, insana benziyor. İşte aynı atomuz ortak falan diye çıkarımlar yapanlar kendileri. Madem oradaki burun buradaki burunla aynı demememiz gerekiyorsa siz niye diyorsunuz bunu? Yani maymunun kuyruğu var diye insanın da kuyruğu olmak zorunda mı? Kuyruk sokumu var diye insanda. İnsan fosillerinde herhangi bir kuyruk buldunuz mu? Kuyruk sokumu var diye kuyruk vardır diyorsunuz. Bu da algıda seçicilik. Size geldi mi öyle de fosillere geldi mi farklı mı oluyor? Bu olmaz. Bu ideolojiye göre konuşuyorsun. Kendine göre yorumluyorsun. Yanlış konuşuyorsun. Benzerlikler zaten. Bakın benzerlikler birbirine uyuyorsa zaten birebir aynıdır. Yani bir kedi fosiliyle bir kediyi yan yana koyduğunuzda dersin ki bu kedi dersin zaten. Ona eşek demezsin ya da at demezsin. Kedi dersin. Kediye benziyor dersin. Bakarsın, incelersin. Harbiden kedi çıkar. Başka bir tür çıkmaz zaten. Ya da bir karınca fosili bulursun. Aa, bu karıncaya benziyor dersin. Bakarsın harbiden de benziyor. Karıncadır çünkü. İncelersin. Karıncadır yani. Başka bir canlı çıkmaz o. O yüzden böyle kelime oyunlarıyla insanların algısında farklı bir etki meydana getireceğini düşünmek doğru değil.